şöyle oturuyor. Benzer Fiji. Orada oturuyor. Yavaş yavaş. Orada. Bu oyunlara girmiyor. Sen hadi Faye. Kısımlara da. Ters bomboş. Kısımlara da katıldı. Hadi. İstediğimiz tabii ki başladığımızda çok genç ve yeni bir takımlık. Tabii ki hedeflerimiz var mıydı? Vardı ama bu kadar yüksek olduğunu düşünmüyorduk. Daha doğrusu kimse düşünmüyordu. Ama biz kendimizi geliştirdik, kabul ettik. Yeni bir takım olmamıza rağmen, genç bir takım olmamıza rağmen istediğimiz hedefe ulaşmak istedik ama başaramadık desem yalan olur. Tabii bazı talihsizlikler oldu, bazı şanssızlıklar oldu. Biliyorsunuz Avrupa Kupalarına gitmeyi hedefliyorduk. Son maçlarda biraz düşüşümüz oldu. O yüzden Avrupa Kupalarını kaçırdık. Bunun için çok üzgünüz. Tabii gidebilir miydik? Gidebilirdik. Bizim için büyük bir başarı olurdu ve şans olurdu. Çünkü genç bir takımdık. Öncelikle dediğim gibi Süper Lig'de geçen sene de söylemiştim. Süper Lig'de bu benim ilk sezonum, ilk deneyimim olacaktı. Tabii ki heyecanlıydım. Biraz da gergindim işin açığı. Ne yalan söylemek, gelse yalan söylemek olmaz şimdi. Dediğim gibi benim için sezona iyi bir başlangıç yaptım. Goller olsun, asistler olsun, galibiyetler olsun. Önemli rol oynadığımı düşünüyorum bazı maçlarda. Tabii takım arkadaşlarımın, teknik ekibimizin desteğiyle, hocalarımızın desteğiyle. Sonra her şey güzel giderken hani talihsiz ağır bir sakatlık yaşadım Fenerbahçe maçında. Sonra tabii ameliyat oldum biliyorsunuz. 3,5-4 aydır da futboldan uzaktım. Tedavimi de zaten yurt dışında gerçekleştirdim. İyi bir tedavi süreci gördüm. Şimdi buraya döndüm. Çalışmalarımı yüksek hızla devam ettiriyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılıp takımıma bir an önce katılmak için sabırlanıyorum ve destek vermek için elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Dediğim gibi Süper Lig'e çıkmak kolay ama orada kalıcı olmak zor. Kalıcı olduğumuzu düşünüyor muyuz? Tabii bu bizim için bir hedef değil, basamak değil. Daha fazlasını yapabilirim. Kendi adıma konuşuyorum. Tabii takım arkadaşlarım da öyle. Takım adına da öyle, kulübüm adına da öyle. Daha fazlasını yapabiliriz. Dediğim gibi hedeflerime ulaşabildim mi? Yani şu an tam ulaştım desem yalan olur. Çünkü ulaşamadım. Yani ulaştığım zaman zaten her şeyi bitirmiş olurum. Çünkü yani hedef hiçbir zaman bitmiyor. Hedef de hiçbir zaman bitmiyor. Her zaman yukarıları düşünmek zorundayız. Ben ve arkadaşlarım dahil her zaman yukarıları oynamak zorundayız. Bu sezon göreceğiz bakalım inşallah yarım kalan hikayeyi tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Ben de dahil. Ya tabii ki her Türk futbolcusunun olduğu gibi benim de bir milli takım hedefim geçen sezon tabii ki vardı. Lige de iyi başlamıştım biliyorsunuz. Ama tabii ki bazı şeyler, sakatlıklar, talihsizlikler futbolda var bunlar. Yaşanılabiliyor. Tabii ki hedef hiçbir zaman bitmiyor. Geçen sezon olmadı. Bu sene zorlayacağız. Bu sene olmazsa diğer sezon zorlayacağız. Yani bir şekilde bir şeyler yapacağız. Yapmak zorundayız. Yani hedef belirlememiz lazım. Şöyle belirlememiz lazım. Hedefimiz bittiği zaman zaten amacımıza ulaşamıyoruz. Her zaman bir hedefimiz olacak. Yani iyi sonsuz. İyi sonsuz. Sürekli iyi olmak zorundayız. Futbolda çünkü dün yok, bugün var. Düne takılı kalırsak, yani performans olsun, sakatlıklar olsun, düne takılı kalırsak ileriye adım atamayız. Bu benim için de geçerli. Ben geçen sezonki gösterdiğim iyi performansı, kötü performansı, yaşadığım ağır bir sakatlığı, talihsizliği unutuyorum. Yani sünger çekiyorum. Şimdi tamamen odaklandığım tek nokta bu sezon nasıl güçlü kalabilirim, nasıl güçlü hazırlanabilirim ve takımıma, kulübüme nasıl daha fazla katkıda bulunabilirim kafasındayım. Kendi adıma da öyle. Hedeflerim hiçbir zaman bitmeyecek benim. Her zaman futbol hayatım bitene kadar her zaman en iyisini yapmaya çalışacağım.